Gümüş Kopçalar Maxim Gorki Seslendiren Akın Altan Üç arkadaştık. Semka Karguza, ben ve Mişka. Mavi iri gözlü ve sakallı dev gibi biri. Her şeye durmadan ve tatlılıkla güler, durmadan da sarhoş olurdu. Kırda, şehrin ardında, yarı yıkılmış bir binada oturuyorduk. Buraya bilinmez niçin Cam evi adı verilmişti. Belki bu ona penceresinde hiç cam bulunmadığı için takılmıştı. Biz, hiçbiri hoşumuza gitmezlik etmeyen her türlü işe girişiyorduk. Avluları temizliyorduk, çukur, mahzen, lağım kazıyorduk. Bölmeler ve eski evler yıkıcılığı yapıyorduk. Hatta bir seferinde bir kümes bile yapmaya kalkıştık. Fakat bu işi başaramadık. Her vakit Üzerine aldığı işlerde fazlasıyla namuslu davranan Semka, bizim kümes mimarlığı bilgimizden şüpheye düşerek ve bir defa öğleyin oturup istirahat ederken iş için bize verilmiş olan çivileri, iki yeni tahtayı ve baltayı meyhaneye götürdü. Bundan dolayı bizi kovdular. Ama evimizde hac edilecek bir şeyimiz olmadığı için sebep olduğumuz zarardan dolayı bizden tazminat filan istemeye kalkışmadılar. Ekmek ve suyla yaşıyorduk ve üçümüz de nasibimize karşı memnuniyetsizlik besliyorduk. Böyle bir durumda bulununca bu çok doğal ve meşru bir şeydi. Bazı defalar bu memnun olmamazlık çok şiddetleniyordu. Bizde etrafımızı çeviren her şeye karşı bir kin duygusu doğuruyor ve bizi ceza kanununda yazılmış olan cinsten gürültülü kahramanlıklara sürüklüyordu. Ama genellikle bir iş bulmak kaygısı içinde melankolik ve budalaydık ve çok az kulak asıyorduk. İşlerimizin bizi boş bıraktığı zamanlarda ve bizim her vakit gereğinden fazla boş vaktimiz oluyordu, hayal kuruyorduk. Üçümüzün içinde en yaşlı ve en olumlu olan Semka, kısa boylu arkadaş Pensa'da doğmuş, eskiden bahçıvanken talihin istemesiyle kendini tamamiyle sarhoşluğa vermiş, geçen yıldan beri her nasıl olursa olsun yerleşmek istediği Nijni Novgorod panayırına gidecek yerde K şehrinde kalmıştı. Semka keskin bir şüphe içinde, açık ve anlatılır tarzda hayal kuruyordu. Büyük bir şey peşinde değildi. ''Ah sen, ananı babanla evlendirsinler.'' diye bazı bazı boş karınlarımızı neresi olursa olsun karanlıkta, şehrin yanında bir toprağa dayayıp, geleceğimiz hakkında hafifçe ancak ısrarla onu bizden ayıran karanlık içinde bakınırken söylenirdi. Eğer Sibirya'ya gidebilsem, orada işimi yoluna koyarım. Orada iyi bir adama rastlar ve ona beni çırak olarak alması için yalvarırım. Dostum, derdim, ortak olalım. Hepimiz beraber geçiririz ve heybemizi nöbetleşe taşırız. Ondan sonra yarı yarıya iki veya üç küçük iş yapardım ve rahat ederdim. İşte ''Niçin mutlaka Sibirya'ya gitmek istiyorsun?'' diye bir seferinde sordum. ''Niçin? Çünkü, kardeşciğim, orada sahiden değerli adamlar vardır da, hem çok var, onları bulmak kolay ama burada, burada bütün ömrümde bir tek iyi adama rastlayamazsın ve yalnız başına da iş görmeye kalkılırsa, boşuna olur. İnsan pisi pisine gider, tecrübe yok.'' İnsan cebini doldurmayı başaramaz. Mişka fikrini aleme ilan etmeyi sevmiyordu. Ancak hiç şüphe yok ki durmadan ve çok düşünüyordu. Sessiz sedasız hayaller kuruyordu. Güzel mavi gözleriyle bakmak onun için yeterliydi. O gözler her vakit bilinmez nereye, belirsiz şekilde dikilmiş, iri dudakları durmadan titreyen bir sarhoş gülümsemesiyle dalardı. Sakalı daima onunla hiç ilgisi olmayan kuş tüyü, saman parçası, yonga, ekmek kırıntısı, yumurta kabuğu vesaire vesaire çeşidinden türlü küçük şeylerle süslenmiş bulunurdu. Onun açık ve sade yüzünü bir kere görmek, hayalci köylü cinsinin en belli başlı insanını görmek demekti. Ben de hayal kuruyordum ama benim düşündüklerimin gidişi bugün bile yalnız benim için meraklı bir şeydi şu anlatacağım olayın olmasından iki hafta evvel kadar birbirimize bir gece sığınağında rastlamıştık. İki veya üç günde de dost vermiştik. Yani birbirimizden ayrılmaz olmuştuk. Karşılıklı olarak kendi niyet ve isteklerimizi anlatıyor, hangimizin eline bir şey geçse bölüşüyorduk. Genellikle bize çok gaddarlıkla davranan hayata karşı koruyucu ve hücum edici bir anlaşma yapmıştık.'' Bütün gün en büyük gücümüzü yıkmak, taşımak, biçmek veya kazmak türünden bir iş aramakla geçiriyor ve bunun sonucunda bir iş bulabilirsek gayretle işe koyuluyorduk. Ancak her birimiz belki pis sular için bir çukur kazmak veya daha penası bu çukuru temizlemekten daha yüksek işler için yaratıldığını düşünerek işe başladığımızdan iki saat kadar sonra o iş artık bizi hoşlandırmamaya başlıyordu. O vakit Semka, bu işin yaşayış için faydasından şüphelenmeye başlıyordu. Bir çukur kazılıyor. Niçin? Çirkefler için. Şunu güzel güzel avluya döküverseler. Hayır, olmaz mı dedin? Fena kokar. Bak görüyorsun ya, çirkep fena kokuyor. Aynı şeyi ufak bir iş için de derler. Mesela tuzlanmış bir hıyarı da at, küçüktür diye kokacak mı? Orada bir gün kalır ve çürür, kaybolur gider. Ama bir cesedi güneşe bırakırlarsa o vakit sahiden leş gibi kokmaya başlar. Çünkü büyük bir yığın haşerattan başka bir şey değildir de. Semka'nın bu çeşit nutukları, kıyasları bizi tuhaf bir şekilde işten soğutuyordu. Bu, biz gündelikle çalışmış olsaydık faydalı olurdu. Ama götürü aldığımız işi bitirmeden paraları bitirmiş oluyorduk. O vakit iş sahibine biraz ikram için başvuruyorduk. İlkin o bizi reddeder, ve parası önceden verilmiş bir işi polis vasıtasıyla zorla tamamlatacağı tehdidini savururdu. Biz de aç açına çalışamayacağımız cevabını verirdik ve artırmada ısrar ederdik ki çok kere de başarılı olurduk. Şüphesiz ki bu yolunda bir hareket değildi. Ancak gerçekte ise faydalı bir şeydi. Eğer hayatta her şey bu kadar fena düzenlenmişse, bir işin içinde dürüst davranmak her vakit o işin sahibini zarara sokuyorsa, bütün bunlar bizim kabahatimiz değildi. İş sahipleriyle konuşmak işini Semka üzerine alıyordu. Gerçekten de onlarla çok ustalıklı, yorgunluğun harap ettiği, işten yıpranmış bir adam tavrı taklit ederek, delillerini söyleyerek konuşuyordu. Mişka da mavi gözlerini kırpıştırarak ses çıkarmadan bakıyordu. Bazı bazı ara bulucu gülümsemesiyle sanki bir şeyler söylemek istiyor da kuvvet bulamıyormuş gibi gülüyordu. Başka zamanlar çok az konuşuyordu. Bu da yalnız sarhoşluk halinde ve ne çeşit olursa olsun kısa nutuklar şeklinde olurdu. Kardeşliklerim diye bu gibi zamanlarda başlar ve dudakları garip şekilde titrerdi. Boğazını bir şeyler gıcıklaştırıyormuş gibi nutkuna başlamadan önce ellerini boynuna götürerek iki veya üç dakika öksürürdü. E sonra diye Semka sabırsız ve içi sıkılmış olarak ona cesaret verirdi. Kardeşçiklerim köpekler gibi yaşıyoruz. Son derece kötü bir halde. Niçin ya? Bilinmiyor. Ama haydi diyelim ki Allah böyle istiyor da her şey onun arzusuna göre olur. Değil mi kardeşlikler? Öyleyse biz bu köpeklerinki gibi bir hayata layığız. Çünkü bizler fenaız. Bizler fena adamlar mıyız ha? Ne diyorsunuz? Ben şimdi diyorum ki bizim gibi köpeklere bu yolda davranılmalı. Doğruyu söylemiyor muyum? Netice şu oluyor ki layık olduğumuzdan başka bir şeye uğramıyoruz. O halde kısmetimize razı olmalıyız. Değil mi? Doğru mu? Budala." diye Senka arkadaşının endişeyle sorduklarına kısaca bir kayıtsızlıkla zıt olarak cevap verirdi. O zaman bir iki kabahatli bir tavırla büzülür, utangaç bir şekilde gülümser ve sarhoşlukla kapanan gözlerini kırpıştırarak susardı. Bir gün talihimiz uygun gitti. Çarşı içinde kollarımızı kiralasınlar diye beklerken sert ve buruşuk yüzlü, zayıf ve küçük bir ihtiyar kadına çattık. Başı titriyor ve bir baykuşunkine benzer burnunun üstünde Kenarı kalın altın çerçeveli ili gözlük oynuyordu. Durmadan onu düzeltiyor ve küçük parlak gözleri oynayıp duruyordu. Boş musunuz? İş mi arıyorsunuz?" diye onun yanında iş bulmak için ateşli bir istekle durduğumuz zaman bize sordu. "Peki?" diye Semka'dan hürmetli bir şekilde acele acele olumlu bir cevap alınca söylendi. "Eski hamam yerini yıktıracağım ve kuyuyu temizleteceğim." Bunun için kaç parayı istersiniz? İlkin, madam, hamam büyüklüğünü görmek lazım, diye Semka terbiyeli ve akıllıca cevap verdi. Kuyuya gelince, onlar da türlü türlüdür, bazıları çok derin olurlar. Bizi gidip görmeye çağırdı ve bir saat sonra, baltalar ve kazmalar elimizde, yıkımın ve kuyuyu temizlemeyi beş rubleye kabul ederek hamamın kirişlerini yerinden oynatmaya başlamıştık. Bu hamam yeri, eski, terk edilmiş bahçenin köşesindeydi. Çok uzakta değil, bir kiraz ağacının dalları altında bir yeşillik yer vardı ki, hamamın damından ihtiyar kadını burada oturup dizleri üstüne açtığı büyük bir kitabı dikkatle okurken görürdük. Bazı bazı canlı ve arayıcı bir bakışla bizden yana bakardı. Kitap elleri arasında titrer, şüphesiz gümüşten olan kopçaları güneşe karşı kıvılcımlanırdı. Yıkmaktan daha kolay bir iş yoktu, kuru ve genize kaçıcı bir toz kasırgası içinde gayretle telaşlanıyor, öksüre aksıra burnumuzu çekerek her dakika gözlerimizi ovuşturuyorduk. Hamam çatır diyor ve yıkılıyordu. Yarı yarıya çürümüş ve hemen sahibi kadar da ihtiyardı. ''Beraber asılın kardeşcikler!'' diye Semka kumanda veriyor ve kalas sırası birbiri ardından inleyerek yere düşüyordu. ''Buradakinin kitabı ne biçim şey? Büyük de!'' Diye Mishka düşünceli düşünceli küsküye abanıp elinin tersiyle yüzünün terini silerken sordu. Hemen birden melezlerinkini andıran avuçlarına tükürdü ve elindeki manivelayı kalasının altına sokuşturdu. Bu işi başarınca hep düşünceli haliyle ilave etti. ''Epice büyük. Eğer bu incilse... Ondan sana ne?'' diye Semka ilgiyle sordu. ''Bana ne mi? Hiç.'' Din kitapları olunca dinlemesini severim de. Bizim köyde bir asker vardı. Dua okumaya başladığı zaman tambur çalınıyor zannederdin. Güzel okurdu. Ee sonra diye Semka bir sigara yakarak yeniden sordu. Hiç, hoş bir şeydi de. Bir şey anlaşılmasa bile, hiç olmazsa sokakta işitilen sözlerden değil. Bir şey anlaşılmıyor ama gene onun ruh için bir takım sözler olduğu duyuluyor.'' Hiçbir şey anlaşılmıyor diyorsun. Bununla anlatıyorsun ki odun kadar sersemsin. Diye arkadaşının taklidini yaparak Semka söylendi. Biliyoruz her zaman ağzında küfür hazır diye beriki içini çekti. Ya bu dalalarla işi olursa adam nasıl konuşmalı? Başka türlü anlayabilirler mi? Şu pislikleri aşağı at. Hamam parça parça etraftaki ağaçların yapraklarını kırçıllaştıran bir toz kasırgası içinde yıkılıyordu. Temmuz güneşi ne sırtımızı ne omuzlarımızı esirgiyor, onları ter içinde bırakıyordu. Bizim terden vekirden alaca bulaca suratımıza bakıp dört ırktan hangisinden olduğumuzu belirlemenin imkanı yoktu. Oradaki kitabın gümüş kopçaları var, diye Mişka yeniden söylendi. Öyleye benziyor, diye Semka kısaca cevap verdi. Öyleyse bu İncil olacak. Evet, İncil. E, ee, sonra? Hiç artık bu İncil işinden bıktım. Eğer sen de kutsal kitapları bu kadar seviyorsan oraya git. Ona de ki büyük anne bana biraz okusana. Bizler bunun bulunduğu yeri bilmiyoruz. Kabalığımızdan ve üst başımızın düşüklüğünden kiliseye gidemiyoruz. Ama bizim de bir ruhumuz var. Hadi git. Sahi gideyim mi? Git. Mişka elinden küsküyü attı, gömleğini düzeltti, kolunun tozunu silkti, duvarın üstünden yere atladı. ''Seni kovar be koca karı!'' diye sem kamırıldandı, şüpheli şüpheli. Fakat son derece meraklı gözlerle, otlar arasından kadının bulunduğu yere doğru giden arkadaşına bakıyordu. İri yarı, kamburu çıkmış, kirli ve iri elleriyle yürürken acayip bir sallanışı vardı. Çalılara takılıyor ve zorlukla ilerliyor, utangaç ve tatlı bir tarzda gülümsüyordu. Koca karı, baldırı çıplahan geldiğini görünce başını kaldırdı ve sakince onu süzdü. Gözlerinin camına ve altın çerçevesine gün ışığı vurmuş parıldatıyordu. Kadın, Semka'nın düşündüğünün aksine onu kovmadı. Yaprakların gürültüsünden, ile ev sahibi kadının ne konuştuklarını işitemiyorduk. Ama arkadaşımızın ağır ağır yere, burnu kitaba sürünecek şekilde kadının ayaklarının dibine oturduğunu gördük. Yüzü ciddi ve bir şey belli etmiyordu. Onun üstündeki tozları temizlemek için sakalına üflediğini gördük. Onun acemi bir halde oturup boynunu iyi dinlemek için uzattığını ve ihtiyar kadının kuru elleriyle durmadan kitabın yapraklarını çevirdiğini gördük. Bak şu köpek maskaraya! Rahatı buldu. Ya biz ne yapacağız? O orada ensedeyken onun yerine mi çalışacağız? O kadar hayvan değilim. Hadi bakalım. İki yahut üç dakika sonra Semka ile ikimiz de arkadaşımızın iki yanına yere çökmüştük. İhtiyar kadın bizim geldiğimizi görünce bir şey demedi. Yalnız bizi bir iyi süzdükten sonra kitabın yapraklarını bir şey arıyor gibi çevirmeye koyuldu. Taze ve kokulu yaprakların altına yarım ay şeklinde sıralanmıştık. Başımızın üstünde bulutsuz, okşayıcı ve yumuşak bir gök uzanıp duruyordu. Ara sıra her vakit ruhu heyecanlandıran, orada sessiz ve rahat duygusu uyandıran, insanı belirsiz şeyler fakat kendine yakın şeyler düşündürmeye sürükleyen, iç kötülüklerini temizleyen yahut hiç olmazsa onu bir an için unutturup kolayca ve rahatça bir nefes aldırtan esrarlı bir hışırtıyla yapraklar arasından hafif bir rüzgar esiyordu. Hazreti İsa'nın kölesi Paul diye ihtiyar kadın okuyordu. Sesi hafif bir çanınki gibi ötüyordu ama çok candan ve çok edalıydı. İlk sözler üzerine Mişka ateşli ateşli haç işareti yaptı. Semka yerinden oynadı. Sanki daha rahat bir vaziyet istiyordu. İhtiyar kadın bir kere baktı ama okumasını kesmedi. Sizin sağlamlaşmanız için size manevi bir hidayet talim edebilmek üzere yani sizinki ve benimki ile birlikte bir inançla kendimi teselli etmek üzere sizi pek görmek isterim. Semka sahici bir putperest gibi gürültüyle esnedi. Arkadaşı ona sitemlerle dolu mavi gözleriyle baktı ve toz içinde kafasını önüne eğdi. Koca karı durmadan okuyarak Semka'ya memnun olmayan bir bakışla baktı. O da bunu heyecanlandırdı. Başını eğdi, etrafına bakındı ve esnemesinden doğan sıkıntısını silmek ister gibi, derin ve dine düşkün biri gibi içini çekti. Birkaç dakika geçti. Tek düze ve anlaşılmaz olan okumanın uyuşturucu bir etkisi oldu. Allah'ın gazabı bütün kafirleri çarpacaktır. Ne diyorsun? diye koca karı birdenbire Semka'ya hitap etti. E, hiç, hiç, lütfen okuyunuz, dinliyorum, diye boynu eğik surette söylendi niye kirli ellerinle kopçalara dokunuyorsun? diye koca karı kızgınlıkla sordu. Çok iyi, ince iş. Bu sanatı çakarım da ben de yaptım. Onun için elliyorum. Bana bak diye koca karı emretti. Sana ne dokunduğunu bana söyle. Emrediyorsanız şunu. Söyle, söyle. Bir peygamber sözü. Dine dair. Dinsizleri de anlatıyor. Çok sade bir şey. Doğru da, insanın ruhuna kadar işliyor. Koca karı kederli kederli başını salladı ve hepimize acır gibi baktı. Sizler adam olmazsınız. Taş gibi adamlarsınız. Hadi işinize. Koca karı kızdı mı be? diye Mişka kabahatli gibi sordu. O zaman Semka kafasını kaşıyıp esniyorken Bahçenin dar yolları arkasından gerisine bakmadan giden koca karıyı gözleyerek düşünceli bir sesle dedi ki: Kitabın kopçaları gümüşten. Bir şeyin daha evvelden tadını yokluyormuş gibi bütün suratı gülümsedi. Geceyi bahçede tümüyle yıktığımız hamam salonunun yanından geçirdikten sonra ertesi gün öğleye doğru kuyuyu temizledik, bitirdik. Su içine batmış çamurlar içinde avluda merdivene oturarak paramızı bekliyor ve iyi bir ziyafet, bir yemek vaat ederek aramızda konuşuyorduk. Daha ilerisini düşünmeye kimse de takat yoktu. Yahu, hangi şeytan şu koca karıyı tutuyor? diye sabırsız ve isyan eden fakat hafif bir sesle Semka söylendi. Geberdi mi ne ki? Ah, şu ne kadar küfürbaz! diye başını sitem eder gibi sallayarak Mişka cevap verdi. Bu küfürleri de kime ediyor bir bilse. Koca karı Allah'ın bir zavallısı tutuyor da ona çatıyor. Bu herif de ne tuhaf. Sen bir korkuluksun be. Hem de serçeleri ürkütmek için. Kendini adam mı sanıyorsun?" diye arkadaşı gülerek cevap verdi. Bu irtifatlı ve hoş arkadaş konuşması koca karının görülmesiyle kesildi. Bize yaklaştı ve paraları uzatarak hor gören bir sesle dedi ki: "Alın ve çekin arabanızı." size hamam dairesinden çıkan kalasları kestirecektim. Ama buna değeriniz yok. Kalasları kırmaya layık görülmek şerefinden mahrum olan bizlerin bu dakikada buna çok ihtiyacımız yoktu. Paraları aldık ve ayrıldık. Ah cadı! Diye avludan çıkar çıkmaz Semka başladı. Buna değerimiz yok, ha? Pekala şu kitabının yüzünden buna bir hayla acınırsın ya. Bir an için elini cebine daldırarak zaferle iki ufak parlak ve madeni şey çıkardı. Onları bize gösterdi. Mişka durmuştu. Semka'nın havaya tutarak gösterdiği şeylere merakla bakıyordu. ''Kopçaları kopardın mı?'' diye şaşırarak bağırdı. ''Ta kendisi. Gümüşten. Adamına düşerse bir ruble verir.'' ''Ulan amma herifsin. Bunu ne vakit becerdin? Gizli onları.'' Ben de öyle yapacağım. Ses çıkarmadan sokakta yürüdük. Çok ustalıklı bir şey diye Mişka düşünceli düşünceli söylendi. Onları o aldı kopardı. Evet, kitap da güzel. Koca karı bize kızacak. Yok canım, ne düşünüyorsun? Neredeyse bizi çağıracak ve bize bir bahşiş verecek diye Semka alay etti. Kaç para istersin? Son fiyat 90 kapik. Bir para kırpmam. Bana pahalıya mal oldu. Bak nah bir tırnağımı kırdım. Onları bana sat diye Mişka utana utana söylendi. Sana mı? Kendine kol düğmesi mi yapacaksın? Al al gayet iyi kol düğmesi olur. Seni açar. Hayır canım onları bana sat. Mişka sesini daha yalvarır gibi çıkarıyordu. Al. Senden kaç para isterim? Bir ruble yirmi kapik. Bunlara ne istersin? Bir ruble. Bir ikram yap. Arkadaş hatırı için. Allah'ın budalası. Bunları ne yapmak için istiyorsun? Evvela onları bana sat da. Sonunda pazarlık bitti ve kopçalar 90 kapıya Mişka'nın eline geçti. Olduğu yerde durdu ve kopçaları parmakları arasında yokladı. Keten yığını rengindeki başı eğik, kaşları çatık olarak iki gümüş parçayı inceden inceye muayeneye koyuldu. ''Onları burnuna tak.'' diye Semka akıl öğretti. Neden? diye ciddi bir tarzla sordu. İşe yaramaz. Onları ihtiyar kadına götüreceğim. Ona diyeceğim ki, hanım nine, şu upak şeyleri istemeden aldık. Sen onları gene yerlerine koy. Gene o kitaptaki yerlerine. Ama işte onları koparırken paralamışsın. Hadi budala sen de. Hem de nasıl. Bak, böyle bir kitabın tam olması lazım.'' Ondan parça koparmak işe yaramaz. Koca karı da buna kızacak. Neredeyse cavlağı da çekecek. İşte bunun için. Kardeşler, beni burada bir dakika bekleyin. Hemen koşa koşa onun yanına gidip gelirim. Daha biz onu tutmadan koşa koşa sokağın köşesinden dönüp kayboldu. Al sana bir ıslak tavuk. Pis herif diye işin doğuracağı fena akıbetleri hatırına getiren Semka parlayarak söylendi. Ve ümitsizce küfürler savurarak beni kandırmaya başladı. Gidelim çabucak, bizi kaybedecek. Belki elleri arkasına bağlı, koca karının çağırttığı polisi bekliyor. İşte gel de böyle çapkınlarla arkadaş ol. Bir hiç için insana hapse kadar düşünmeye sebep olurlar. Ne herif? Pis, kahrolası. Arkadaşlarına karşı böyle davranan daha alçak biri var mıdır? Ah Allah'ım. Bak şu insanlar ne hale girdiler. Hadi gidelim. Ne oldu? Taş mı kesildin? Hepinizi şeytan alsın, çapkınlar. Pu, kahrolsun. Gelmiyor musun? Sizin hepiniz de ve burada tekrarlayamayacağım iğrenç bir şey daha söyleyerek ve bana dehşetli bir yumruk indirerek Semkat çabucak kaçtı. Mişkanım bizim eski ev sahibi kadınla ne yaptığını öğrenmeyi merak ederek ağır ağır eve doğru yola düştüm. Hiçbir kaza ve belaya uğrayacağımı sanmıyordum. Bunda aldanmıyordum da. Eve gelince içerisini görmek ve işitmek için gözümü çitin bir aralığına dayadım. Koca karı mermer merdivenin bir basamağına oturmuş, elinde bir parçası beraber kopmuş olan incilin kopçaları vardı. Gözlüklerinin arasından sırtı bana dönük olan Mişka'ya ciddi ve araştırıcı bir bakışla bakıyordu. Canlı gözlerinin kuru ve sert bakışlarına rağmen dudaklarının kenarında ince bir kırışık görünüyordu. İnsan öyle sanırdı ki koca karı sevimli bir gülümsemeyi bir af gülümsemesini gizlemeye çalışıyordu. Arkasında üç fena insan suratı görünüyordu. İki kadın ki biri kırmızı ve başına renkli bir yemeni bağlamış, sol gözünün üstünde bir yakı bulunan başı açık, üçüncü biri de biraz daha geride, kırçıl çatal sakalı ve alnının üstüne düşen perçemleriyle keskin çehreli bir erkekti. Bu adam ara sıra sanki Mişka'ya ''Tabanları kaldır, başının çaresine bak yavrum.'' der gibi gözlerini kırpıyordu. Mişka kekeliyor, derdini anlatmaya çalışıyordu. Bu çok güzel bir kitap. Siz bize demiştiniz ki, siz hayvandan başka bir şey değilsiniz. Köpekleriniz, işte bunun üzerine düşünmeye başladım. Ya Rabbim ne kadar doğru, dedim. Doğruyu söylemek lazım. Bizler bir alay çapkın, lanetlenmiş insan, alçak kimseleriz. Sonra şöyle düşündüm. İhtiyar kadındır, kendini avunduracak şeyi yalnız bu kitaptır. Şu kopçalar fazla eder mi? Kitapla beraber olsa neyse. Hatırıma geldi ki gidip şunları ihtiyar hanıma versem başka bir şey olur dedim. Bundan başka Allah'a şükür kendimizi geçindirecek bir şey de kazanmıştık. Burada durmaktan memnunum ama gitsem daha iyi olur. Dur diye ihtiyar kadın onu durdurttu. Dün sana okuduğumu anladın mı? Ben mi? Nasıl anlarım? Dinledim durdum ama neydi? Bizim Tanrı sözü anlayacak kulağımız var mı? Onlar bizim için anlaşılır şeyler değil. Kulağın anlayamadığı şeyleri kalp anlıyor galiba. Allah'a ısmarladık. Ya, iş böyle ha? Diye kadın görüşmeyi uzatarak söylendi. Olmaz, dur. Mişka, bütün avlu içinde duyulacak gibi acı acı içini çektiği, ve bir ayı gibi sabırsızlanmaya başladı. Görülüyor ki bu açıklamalar onu sıkıyordu. Gene kitap okumamı ister misin? He, arkadaşlarım bekliyor. Bundan üzülme. Sen iyi bir çocuksun. Bırak onları. Peki, diye Mişka uysallıkla razı oldu. Onları bırakacaksın, değil mi? Onları bırakacağım, ''Çok iyi. Sen iyi bir insansın. Tıpkı bir çocuk gibisin. Koskoca sakalın da var. Ta kemerine kadar.'' ''Evli misin?'' ''Bekarım. Karım öldü.'' ''Niye içki içiyorsun? Sarhoşluk ediyorsun değil mi?'' ''Evet. Sarhoşum. İçiyorum.'' ''Niçin?'' ''Niçin mi içiyorum?'' Aptallığından. Aptalım da işte onun için içiyorum. Öyle ya, insanın aklı olsa kendini böyle tüketip durur mu? Diye Mişka kederli kederli cevap verdi. İyi dedin, iyi dedin. Aklını başına bir alsan, onu topla, kendini adam et, kiliseye git, hak sözü dinle. Bütün hikmet onun içindedir. Doğru, diye yarı inler gibi Mişka cevap verdi. Gene okuyalım. İster misin? İsteğiniz varsa, diye Mişka iç sıkıntısından çatlayacakmış gibi söylendi. İhtiyar kadın, nereden olduğu belli olmadan, ihtimal ki ceplerinden birinden incili çıkarıverdi. Bir an onu karıştırdı, sonra avlunun içi titrek sesiyle çınladı. İşte böylece, kendine yakın insanları kusurlu çıkaran sen affa layık değilsin. Zira sen... Mişka başını salladı ve sol omzunu kaşıdı. Ey insan! Senin Tanrı elinden kurtulman kabil mi? Barina diye Mişka ağlamaklı bir sesle söyledi. Allah aşkına bırakınız gideyim. Başka sefer bunu dinlemeye gene gelirim. Ama şimdi karnım dehşetli aç. O kadar ki karnım guruluyor. İhtiyar kadın şiddetle kitabı kapadı. Git! Defol! diye kızgın bir sesle bağırdı. Saygıyla selamlarım koşarcasına kapıya doğru atıldı. Yoldan sapıtmış ruhlar, vahşi hayvan yürekliler. Bu kelimeler onun arkasından bir lanet duası gibi avlunun içinde çınlıyordu yarım saat kadar bir zaman sonra hepimiz beraber meyhanede oturmuş çörekle çay içiyorduk. Kadın beni bir burguyla deldi diye mişka sevimli gözleriyle bana karşı iyi yüreklilikle gülerek söylendi. Oradayken düşündüm. Allah'ım ben niçin buradayım dedim. Çok sıkıcı bir halde Kopçalarını alıp beni salı verecek yerde benimle lafa başladı. Ne tuhaf insanlar da var. Onlarla doğru olarak iş görmek istenir. Tutarlar, adamı sorularla sıkıntıya sokarlar. Ruhumun olanca çılgınlığıyla ona dedim ki, ''Balina, al işte kopçaların. Bana karşı şikayet açma.'' O tuttu bana, ''Hayır, olmaz, dur. Bana bunu geriye niçin getirdiğini anlat.'' diye sordu. Beni burnundaki gözlüğe yakınlaştırdı. Bir sürü şeyleri bu halde sordu. Bunu anlatırken son derece tatlı gülümsemesiyle gülümsüyordu. Şaşkın ve somurtuk olan Semka, hikayesini bitirince ağır ağır ona sordu. Gebersen daha iyi edersin, odun herif. Böyle olmazsa bu anlamsız sözlerinle kurda kuşa yem olacaksın. Hadi hadi, laf mı söylüyorsun sanki? İşi tatlıya bağlamak için bir küçük kadeh atsak daha iyi olur. Bu söz üzerine dostça bir kadeh içtik ve bu çok önemli gümüş kopçaları işi böylelikle kapandı. son